Ya şimdi yani bu gideceğimiz yer tam olarak nasıl bir yer? Deniz kenarında bir site işte. Hafize Hanım'ın bir sürü ahbabı komşusu var orada. Sever orayı. Ya şimdi gelmeyeceğim, istemiyorum falan desem gidecek alınacak. Ya nereden çıktı hiç anlamıyorum ki. Niye gidiyoruz biz şimdi oraya? Ne var? Ne güzel işte. Biraz deniz havası alırsın. Kafanı dinlersin. Zaten 3 gün kalacak. Hadi hadi. İşim var, dönecek. Sallanmayın. Bir an evvel sıcak bastırmadan gidelim evimize. Ah Nari, benim yazlığı görünce bayılacaksın. Uzun uzun yürüyüşlere çıkarız seninle. Aman ne güzel. Abi Şadiyem. Abi kardeşim, niye böyle yapıyorsun sen? Canına mı kıyacaksın ya? Ya en aşağı kadar düşseydin ne olacaktı Şadiye? Ha kardeşim? Siz hastanın yakını mısınız? Abisiyim. Biz Şadiye Hanım'ı alalım, bir bebeğin durumuna bakalım. Kalkabilecek misiniz? Neyin durumuna? Bebeğin. Bebeğin mi? Öldürmek istedim ben onu. Hem kendimi hem onu öldürmek istedim. Bebek ne bebeği ya? Test sonuçlarını da çıktı. Ama ben bebeğin durumundan emin olmadan önce sana bir şey söylemek istemedim. Sen de sormayınca. Ama çok fazla umutlanmamak lazım. Yani böyle bir düşme sonucu bebeği kaybedebilirsin. Şadiye hamile mi? Hı. Aa, o yüzden attı kendini. Of. Ney? Benim yüzümden yaptı. Benim yüzümden oldu. Of. Hadi kendinizi üzmeyin artık. Bakın her şey yolunda. Kendinizi üzmezseniz daha çabuk iyileşirsiniz. Hem onca şeye rağmen hem bebeğiniz hem siz iyisiniz. Bundan daha büyük mutluluk olur mu? Merak etmeyin. Bebeğin durumu iyi, travmadan etkilenmemiş. Oh çok şükür Behice abla. Şükürler olsun. Ancak annenin durumu çok ciddi. Profesyonel yardım alması lazım. Tekrar deneyebilir. Tamam, ben bizzat ilgileneceğim Behice abla. Çok teşekkürler. Mehmet duydun mu? Bebeğin durumu çok iyiymiş. Oh çok şükür. Ya bir de Melek. Nasıl doğuracak? Hadi doğurdu diyelim. Nasıl bakacağız, ne yaparız, ne ederiz? Onu da artık sonra konuşuruz Mehmetciğim, tamam mı? Ben şu hastane masrafları için yine birileriyle konuşayım. Ha. Al, ver bunu. Mehmet, bu senin tomografi paran. Benim değil o. Şadiye'nin parası. Al. Ama Mehmet. Hallederiz biz sonra. Sen dediğini yap. Şadiye'm. Tamam artık. Ağlama bak. İyisin. Bu her şeyden önemli. Abi. Bebek Nusret'ten. Benim yüzümden başına gelenlere bak ya. Ya ben nasıl bir adamım ya? Ben nasıl bir adamım ya? Ben bir de öldürmek istedim bu bebeği. Allah'ım nasıl kıydım ya?
ama bak nasıl tutundu hayata görüyor musun abi? Ben bu kadar yaşamak isteyen bebeği öldüremem abiciğim. Doğuracağım o bebeği. Şadiye bak, biz daha kendimize bakamıyoruz. Halimiz belli. Sefillik, rezillik içinde yaşıyoruz. Hem çocuğun babası... Ya şeytan görsün de babasının yüzünü. Abi ben yapamam abiciğim. Nasıl bakarım, ne kadar bakarım bilmiyorum ama... öldüremem ben o minicik şeyi. İyi oldu. Vallahi iyi oldu. O paranın kaybolması da iyi oldu. Günahsız bebeğimi öldürecektim ya. Şadiye. O parayı ben aldım. Gelin kumar mı oynayın? Hayır, 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 hayır. Şadiye, bak bana. Yok öyle bir şey. Bak biz geçen Melek'le çay içiyorduk bir yerde. Ben bayılmışım, tamam mı? Hatırlamıyorum da ne olduğunu. Sonra Melek ısrar etti. İşte hastaneye geldik. İşte testler, mesler falan. Böyle işte elimde bir ufak leke meke gibi bir şey varmış. Önemli bir şey yok. Ne varmış? Abi lekesi var ciğerinde. Şadiye dur kardeşim. Önemli bir şey yok. Da işte test mes yaptırılması gerekiyordu. Ben de parayı görünce orada alayım nasılsa geri veririm dedim. Senin hastane masraflarına kısmet. Abi bak. Abi ne olursun. Abi ne olur bak doğru söyle. Abi bir şeyin var mı? Bir doğru söyle. Aa Şadiye saçmalama bir sus ya. Allah Allah. Yok bir şey. Ne oldunuz evladım? Ha bana da kahvede söylediler. Şadiye bir yerden atmış kendini dediler. Durumu kötü dediler. Ben de kalktım hastaneye geldim. Daha annenize bir şey demedim. Ne oldu? Abi hoş geldin. Kötü gün nasıl? Abi dışarıda konuşalım abi sen de. Konuşalım. Ben Nari'ni de aradım ama Hafize Hanım onu tatile falan götürmüş. Ben bir şey demedim ona. Ne oldu evladım? Anlatsanıza bana. Allah Allah. Yok be abi. Önemli bir şey. Dışarıda konuşalım ya. O şimdi çiçek toplamaya gidiyor. Kırın oraya. Ayağa takılıyor. Düşüyor. Salak. Biliyorsun bunu. Engelsiz. Çiçek toplayacağım diye. Tamam. Topla çiçeği. Son zamanlarda ne yaptıysam kızım, hep sizin için yaptım. Biliyorum yani günahım büyük, affı yok ama bunların hepsini benden intikam almak için yaptım değil mi kızım? Ben de ne yapsam yaşamak için yaptım baba. Bu böyle hınçlanmışlan yapılacak iş değil yani sen merak etme. Hepiniz zaten defolup gitmişsiniz. Annemle abim de göçtü gitti. Ne yapacaktım yani? Kapına gelip yardım mı dilenecektim senden? Gelebilirdin kızım, orası senin evi ya. Ne yapacaktım? Uğruna annemi silkeleyip defolup gittiğin o*****nin kapısına gelip yardım mı dilenecektim ya ben senden? Ne kadar yardım etmeye kalktıysam hep dibe çöktüm kızım. Bırakın dedim, gideyim hayatımdan. Ya baba bir git. Git, git, git. Ya git gebereceksen de git başka yerde geber ya. Sen bana bu saatten sonra vicdan vicdan yaptıramazsın baba. Bak, bu kızın da düşecek azından. Zaten bir tek o kurtardı paçasını. Ya hayatında bir defa iyiliğin dokunsun, her şeyi geçtim artık ya. Bak kızım, ufak bir tuhafiye dükkanımız var. İbrahim askere gidiyor. Tamam, eleman alacaktık. Boş ver, sen gel orada çalış. Ne kazanırsak yeriz içeriz, birlikte kalırız. Tıngır mıngır geçirip gideriz kızım ha? Yok, almayayım ben. Ben Sermet'in lokantasındaki işimden memnunum. Sağ ol.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.